iyi misiniz? Aman yani. Sami valla elim ayağım titriyor. Çok kötüyüm. Tabii o ses yakına düşünce çok etkisi yaratır. Şimdi sığınağa mı indiniz? Burası sığınağın girişi. Aşağıda internet çekmediği için aşağıya çekiyor da inmedim. Yani artık neredeyse apartmanın bulunduğunuz yerin dibine kadar geldi. Yani kurşun sanki içeride patladı gibi yani. Pencerelerden uzak dursun. Zaten odamdaydım. Yemek yemek için çıkmıştım. Ama çok yakın patladı bomba. Zaten dediğim gibi tahribi gördüm ben. Şu an Rus askerleri, Ukrayna askerleri şehrin içerisinde olduğunu da beraber öğrenmiş olduk. Şu an elim ayağım titriyor bomba çok yakınımıza patladığı için. Yani bir... umarım... Ya dediğim gibi Mevlüt Çavuşoğlu başkanımız, bakanımız eğer bizim cenazemizi almak istemiyorsa bu işin içerisine Türk ordusunu sokması gerekiyor. Türk ordusu yapamaz. O zaman yani ya da öleceğiz, yapacak bir şey yok. Evet, yani bir yandan da işte bu görüşmeler, müzakereler Romanya üzerinden, Polonya üzerinden karayoluyla tahliye. Biz şu an Harkov'dayız, Kharkiv'deyiz. Rusya sınırında en uzaklığı olan öğrencileriz. Bizim Polonya'ya, Romanya'ya ulaşmamız 27-28 saat. Yani zaten o yolun geçilmesi ayrı bir dert ve dediğim gibi hiçbir güvenlik olmadan biz o yolu şu an Harkov'dan çıkamayız. Daha öncesinde benim küçüklüğümde haberlerde izlediğim fırkateynlerle gidip Türk halkını bir ülkeden almışlardı. Biz şu an madem Rusya ile savaş halinde değilsek veya aramız iyiyse Türk askerinin Ukrayna'ya girmesine herhangi bir durum yok. Zaten Ukrayna bizim kendi iyi anlaştığımız bir ülke. Bizi buradan toplu arabalarla, 50 arabayla, 30 arabayla bir günde çıkartabilirler. Ben şimdi şöyle, ben şöyle bir hal tarzı. Öncelikle şey, geçmiş olsun. Şu çok anda geçmiş çok, olsun. Burak kardeşimize tabii şu anda bence en güvenli yer o sığınak. Yani o durumu bir iki gün içerisinde. En güvenli yer burası değil efendim. En güvenli yer burası değil. Şu an bizim 3 günlük şeyimiz kaldı ve Rusya burayı aldıktan sonra buraya kimse giremeyecek. İşte ben de şu onu an... diyorum. Kazanan taraf olduk. Yani bir taraf, yani Rusya Ukrayna taraf tutmuyoruz dedik ya. Bir evet. taraf hakim olacak oraya. Evet. O hakim olan evet. kimse öteki taraftan tahliye. Rusya hakim olsun. Rusya üzerinden Ukrayna alırsa, ki bana göre Rusya alır gibi duruyor bu bastırmadan. Ukrayna hı-hı. üzerinden tahliye. Yani şu anda hareket etmeleri, yani şimdi oraya zırhlı otobüs falan da olmaz. Zırhlı araç lazım ama zırhlı aracı da şimdi düşman deyip ateş ederler. Yani evet. şu an çok şey bir safhadalar. O yüzden yani önceden yapılsaydı olurdu da şu anda bence o anlamda diyorum. Yoksa tabii ki ateş altındalar, yani çok güvenli olmadığı. Ben de biliyorum ama. Binada kaç tane Türk vatandaşı var şu anda bulunduğu yerde? Şu an 30-40 tane Türk vatandaşı var. 100 tane öğrenci var. Çoğu milletten insanlar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Ukraynalı kardeşlerimiz var. Farklı ülkelerden de arkadaşlarımız var. Peki. Sığınaktasın Burak. Aman dikkat et. Herhalde hala da geliyor değil mi sesler? Evet, şu an bombalanmaya devam ediyor zaten. Hemen aşağıya kaçtım. Evet. Çok kötü diyor bombanın bu kadar yakın olması. 2-3 günde biter bu iş. Zaten daha yukarı çıkacağımı zannetmiyorum. Sadece eşyalarım aman, aman. Onları alacağım. Aman. Bu kadar. Durumumuz kötü. Cumhurbaşkanımızdan acil yardım. Ne gerekiyorsa bütün konuşmaları talep ediyorum. Lütfen bize en kısa zamanda yardım edin. Çünkü bazı kız arkadaşlarımın psikolojisi zaten ben erkek olduğum için biraz daha dayanabiliyorum. Ama kız arkadaşlarımızın psikolojisi çok kötü. Hiç kolay değil. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar çok geçmiş olsun. Burak çok aman, geçmiş aman olsun. Bütün burada, stüdyodaki misafirlerinde. Kerem Bey, buradan 8 aydır konuşamadığım dedem var. Beni çok merak ediyormuş. Amasya'da bulunuyor kendisi. Akıllı telefonu olmadığı için onu arayamıyorum. Onu kendisini çok sevdiğim bir iletiyorum. Benden selam beklediğini iletmişlerdi daha öncesinden. Umarım izliyorsa onun ellerini öpüyorum ve kendisine çok dikkat etmesini rica ediyorum. İnşallah. Amasya'daki Amasya'da bizi izleyen yurttaşlarımıza da söyleyelim. Burak'ın ailesini mutlaka tanıyorlardır. Evet. Dedesi eğer bu yayını izleyemediyse o yayında en azından izletiler, bir haber versinler. Biz de seni dedenle umarım buluştururuz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Kerem. Tekrar çok geçmiş olsun. Ne korkunç değil mi? Savaşın işte çok fazla görünmeyen yüzü aslında bu. Yani biz mesela... Şimdi o arkadaşlarım hazırladılar. Yani Burak tamam, yayındayken gelecek şimdi ekrana. Neredeyse evin içinde. Evet, sığınaklarımız binanın altında. Ben bakın. Normalde zaten sığınaktaydım. Karnım ağrıdığı için soğuktan odama ısınmaya geldim. Duyabiliyor musun şu evet, anda? Evet.
Bakın tam burada var. Tam karşımıza. Tamam, yaklaşmasın fazla bence. Bir çatışma gerçekleşiyor şu anda. Yani sadece yayında 3 tane çok ciddi bir patlama duyduk. Şu an tam karşımızda görebiliyor musunuz? Çok evet. Yakınımızda 1 kilometre var yok. Karşılıklı çatışma yaşandı şu an. Rus askerleriyle Ukraynalı askerler arasında. Şu an tankı görebiliyorum şurada. Evet. Yani yakınlaştırma özelliği olmadığı için bu uygulamada ben gösteremiyorum size. Durum çok kötü gerçekten. Artık Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'na sesleniyorum. Gerekirse daha önce yapılmış da Türk ordusuyla beraber Türk vatandaşları alınmıştı farklı bir ülkeden. O geçmişteki haberi küçük olduğum için çok hatırlamıyorum. Ama eğer bizleri seviyorlarsa, bizi buradan cenazemizi almak istemiyorlarsa, Allah korusun, Allah korusun. Artık Türk askerinin de çok yakınlığına bulma düşünüyoruz. Aman. Hemen kaçıyoruz. Aman 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 aman. Artık yani durmak zorundayım. Altında mı? Evet. Evet. Görüntüler böyle. O tabii atıştan sonra şok etkisi yaratır. Yani onun, o çocuğun verdiği reaksiyon normal. Hani insanlar şey yapmasınlar. Çünkü uzak.